Hadi sorunun kalan kısımlarını çözelim. Demişler ki bir ampulün direnci akımın bir fonksiyonu olarak değişiyorsa bu ampul omik olmayan bir ampul olarak sınıflandırılır. A sorusuna verdiğiniz cevabı değiştirerek ya da doğrudan kullanarak ampulün omik olup olmadığını belirleyiniz. Devreniz eğer değişmeliyse nasıl değişmelidir? Ampülden geçen akımı değiştirip direncin buna bağlı olarak nasıl değiştiğini görmek istiyoruz. Öyle değil mi? Bunu buradaki devreyle yapabiliriz. Evet, direnci ölçmek çok kolay. Ne yapıyorduk? Gerilimin akım çarpı dirence eşit olduğunu biliyoruz. O halde direnç de gerilim bölü akıma eşit olur. Bu durumda eğer ampulden geçen akımı ve gerilimi biliyorsak ampulün direncini hesaplayabiliriz. Az önce de söylediğim gibi bu devre düzeniyle ampulün direncini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Akımı değiştirip direncin nasıl değiştiğine bakalım mı? Akımı değiştirmenin farklı yolları var. Örneğin buradaki diğer direnci değiştirebiliriz. Ama şansımızla elimizde değişken bir güç kaynağı var ve bu da gerilimi ya da devredeki tüm gerilimi değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Gerilimi değiştirdiğimizde de devredeki akımı değiştirmiş oluruz. Ekranda gördüğünüz oldukça basit ve seri bir devre. Akım bu şekilde dolaştığından devredeki akım değiştiğinde ampuldeki akım da değişmiş olacak. Biz de V ve I'yı ölçerek direncin değişip değişmediğini göreceğiz. Soruya geri dönecek olursak. Ne diyorlardı? Devreniz eğer değişmeliyse nasıl değişmelidir? Devrenin değişmesine ihtiyaç olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Devreyi değiştirmemize ihtiyacımız yok. Sıradaki soruda ise daha fazla veriye ihtiyaç var mıdır? Varsa bu veri ne olmalıdır demişler. Bunun cevabını da şuraya yazalım. Evet. C sorusunun cevabını buraya yazıyorum. İlk kısmında değiştirmeye ihtiyacımız yok diye cevap vermiştik. İsterseniz bir açıklamada yazabiliriz. Güç kaynağını değiştirerek akımı değiştirebiliriz. Ampulün direncini de ampulün gerilimi bölü ampulden gelen ya da ampulden çıkan akımla bulabiliriz. Bu sınavın birinci bölümünde ampulden bir saniyede gelen ve ampulden çıkan elektronların sayısı eşit midir sorusuna cevap aramıştık. Ama söz konusu akım olduğunda ampule gelen ve ampulden çıkan akımın aynı olduklarını biliyoruz. Gerilim biraz düşer ama akım aynıdır. Gelen ve çıkan dedik ama bunların Aynı değer olduklarını biliyoruz. Bu arada bu söylediklerimi anlamadıysanız da deneyin ilk bölümünden ampüle gelen ve ampülden çıkan akımın aynı olacağını anlayabilirdiniz. Nerede kalmıştık? Bu bize ampülün direncini verir. Güç kaynağını değiştirerek akımı değiştiriyoruz ve sonra da akımdaki değişim sonucu ölçüm yaparak R için hangi değeri elde edeceğimizi buluyoruz. İkinci kısımda ise daha fazla veriye ihtiyaç var mıdır? Varsa ne olmalıdır diye sormuşlardı. Değişken güç kaynağındaki değişimler sonucu ampüldeki gerilimi ölçmeliyiz. Evet. Güç kaynağındaki değişimler sonucu ampüldeki gerilimi ölçmeliyiz. Bir de güç kaynağındaki değişimler sonucu ampule gelen ve ampülden çıkan akımı ölçmeliyiz. Eğer bunları bulabilirsek R'nin değişip değişmediğini de görebiliriz. Sıra geldi D sorusuna ampulün omik olmayan bir ampul olup olmadığını belirlemek için verileri nasıl analiz edersiniz? Voltmetre ve ampermetrelerdeki belirsizliklerle ilgili bir açıklama yaparak bunun direncin omik olmayan bir direnç olup olmaması ile ilgili verdiğiniz cevabı nasıl etkileyeceğini gösteriniz demişler. Burada biraz açıklamıştık ama bir kere daha yazabiliriz. Verileri nasıl analiz edersiniz diyorlar öyle değil mi? Şöyle yazalım. Güç kaynağını birinci gerilimi ayarlarız ve yukarıya yazdıklarımızı ölçeriz. Bu ampulün direncini hesaplamamızı sağlar. Sonra güç kaynağını ikinci gerilimi ayarlarız ve bu ölçümleri bir daha yaparız. Bunun sonucunda da direncin değişip değişmediğine bakarız. V1 bölü akım 1 yani ampulün gerilimi bölü ampulden geçen akım eşittir Güç kaynağını değiştirdikten sonra ampuldeki gerilim bölü ampulden geçen akıma eşitse evet. Eğer bu doğruysa yani eğer direnç değişmediyse ki direnç değiştiğinde omik olmayan bir ampülümüz var demekti. Öyle değil mi? O halde bu omik olan bir ampuldür. Ama V1 bölü akım 1 eğer V2 bölü akım 2'ye eşit değilse ampul omik olmayan bir ampuldür. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü voltmetre ve ampermetrelerdeki hassaslıklar sonuçları saptırabilir. Demek istediğim omik olan bir ampulle karşı karşıya olabiliriz. Ama ölçümlerde yaptığımız yuvarlamalar özellikle de ampermetreler daha hassas cihazlar olduklarından sonuçları saptırabilir. Benzer bir şekilde omik olmayan bir ampulle karşı karşıya olduğumuzda da cihazların hassaslıkları yüzünden dirençteki değişimi kayda almamış olabiliriz. Buna da diyelim ki cihazların hassasiyeti konusunda dikkatli olmalıyız. Devam edelim. En yakın onda bir volta ya da yüzde bir ampere yuvarlamak V bölü I'da normalde farklı olmamasına rağmen farka yol açabilir. Ya da tam tersi de geçerlidir. Yani ölçümde bir fark ortaya çıkmayabilir ama aslında bir değişim vardır. Ve bu değişim ölçülmeyecek kadar küçüktür. Bu noktada size genel olarak şunu söyleyebilirim. Hangi bilim dalı ya da deney söz konusu olursa olsun cihazlarınızın hassasiyetinin ve ölçümlerde yaptığınız yuvarlamaların sonuçları nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olun.